Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Türkiye'de tsunami geçmişte nerede olmuş ve gelecekte nerede olacak ona değineceğiz. Esasında bu videoyu çekmemin nedeni 27 Ocak 2020 yılında benim çekmiş olduğum bir videonun altına gelen yorumlarla ilgili ve vatandaşlarımızın bu konuda gerçekten bilgiye ihtiyaç duyduğunu ben de hissettim. Bu videonun özelliği şuydu, sizinle paylaşmak isterim değerli arkadaşlar. 2020 yılında YouTube kanalımda yayınladığım bu videoda Türkiye'deki sismik boşluklardan bahsediyorum. Tabii ki bu sismik boşluklar daha önce özellikle sismolog Doktor Ramazan Demirtaş'ın Türkiye'deki sismik boşluklar makalesinde çok güzel anlatılmıştı. Onu temel aldık. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verileri, yine META ve AFAD verilerinden yararlanarak bir derleme yapmıştım. Ve orada özellikle bu 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremin nasıl etkili olacağının birinci tehlikeli noktanın burası olduğunu belirtmişim. Buna müteakip 23 bine yakın bir izlenme alınca ve bu yorumlar da olunca bu videoyu çekmek gereğini hissettim arkadaşlar. Bakın size de dinleteyim o zaman neler söylemişiz. Bu sismik boşluk alanları içerisinde şu anda en tehlikeli olan ve bilim insanlarımızın da en çok değindiği yer, bugün enerji boşalmasının gerçekleştiği Elazığ-Malatya arasındaki fayın 40 kilometresinin kırıldığı bölgeden başlayıp güneydoğuya doğru Maraş, Türkyolu, Adıyaman, Antep ve Hatay'a doğru devam eden sismik boşluktur ki buradaki en son büyük deprem 1141 yılında gerçekleşmiş. Ve şu anda burada 8'e yakın, 8 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Yapılan bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Ve bir numaralı en tehlikeli yer ve en çok dikkat edilmesi gereken yer. Evet, sizler de gördüğünüz değerli arkadaşlar. Bizler de ve diğer bilim insanları da bunu o zaman belirtmişler. Tabii ki biz sadece coğrafya öğretmeni olarak bu bilim insanlarımızın araştırmasını yorumladık. Türkiye'de tsunami ile ilgili de çok ciddi yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Bu arada biz 7 Şubat sabahı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen olarak AFAD destek gönüllüsü olarak Hatay, Antakya'daydık ve orada bir vatandaşımızın enkazdan çıkartılmasına katkımız oldu. Aynı zamanda iki vatandaşımızın da çıkartılmasına vesile olduk. Tekrar orada hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu an psikolojik ve fiziksel olarak da tedavi gören vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tekrar inşallah yaşanmaz diyoruz ama maalesef ki bunlar yaşanacak. Tsunami'ye de bakın burada yıldızı atıyorum değerli arkadaşlar. Buna pek önem verilmediğini düşünüyorum. Ve maalesef ki Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programı içerisindeki kazanımların kitaba aktarılmasında sorunlar var. Yıllarca Türkiye'de tsunami olmaz, Marmara Denizi bir iç denizdir, tsunami olmaz diye öğretildi. Halen bazı coğrafya öğretmenlerinin bunu böyle öğrettiğini görüyoruz. Ben öğretmenliğe başladığım ilk yıldan itibaren bunu tekrar tekrar hep söyledim. Marmara Denizi'nde ve Türkiye'de olmuş ve olacak. Bununla ilgili olarak da size bir örnek vereyim. 2014 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağlı Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde görev yaparken burada TÜBİTAK'ın lise öğrencilerinin katılabileceği bir proje yarışması var. Halen devam ediyor. Biz İstanbul Bölge Finali'ne kalmıştık. Marmara Bölge Finali'ne kalmıştık. Burada bizim projemizin amacı Prens Adaları bilgi sisteminin kurulması ve özellikle Marmara Denizi'nin içindeki bu adaların gerçekleşecek tsunami'den ve diğer doğal afetlerden korunması ile ilgili bir bilgi sisteminin kurulması üzerineydi. Burada standımıza bir coğrafya öğretmeni gelmişti. Buna biz hazırlıklıydık öğrencimize beraber. Marmara Denizi'nde tsunami mi olur? İşte böyle küçümseyerek öğrencimize sorular sormuştu. Öğrencimiz de makalelerle, yayınlarla ve simülasyonla öğretmenimize cevap vermişti ve öğretmenimiz ciddi anlamda şaşırmıştı. Bu mesela bence büyük bir eksiklik bizim adımıza söyleyeyim. Ben de coğrafya öğretmenim ve bu noktada halen eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tane geçmiş dönemde Türkiye ve çevresinde olan önemli tsunamilere örnekler var değerli arkadaşlar. 1509 Küçük Kıyamet'i hepiniz duymuşsunuzdur. Özellikle Irak, Bağdat'tan dahi hissedildiği söylenir değerli arkadaşlar. Bu 8 büyüklüğünde bir deprem, 6 metre yüksekliğinde bir tsunami oluşturuyor. 150 metre yatay düzlemde kıyıdan içeri doğru hareket ediyor. 150 metre size küçük gelebilir ama dalganın şiddeti ve hızını düşündüğünüz zaman gerçekten öldürücü ve yıkıcı olacaktır. İstanbul'a gelenler bilir, surlar oldukça yüksektir ve o surları aştığına dair Osmanlı'da kayıtlarda bunlar yazılı halde bulunmaktadır. Yine diğer bir önemli deprem arkadaşlar 1894 yılında Marmara Denizi'nde olan bir tsunami. Bu da 7 büyüklüğünde bir deprem sonucunda 5 metrelik tsunami dalgası oluşmuş değerli arkadaşlar ve 250 metre kıyıdan içeriye doğru hareket etmiş.
Yine önemli bir deprem daha, günümüze yakın olan depremlerden biri daha, 1968'de yine bakın Bartın'da gerçekleşen bir depremle beraber 6.6 büyüklüğünde ve 3 metre yüksekliğinde bir dalgaya neden oluyor. 100 metre kıyıdan içeri giriyor değerli arkadaşlar. Yine 1999 17 Ağustos depreminde de İzmit Gölcük merkezi değerli arkadaşlar 7.4 büyüklüğünde ve Tütün Çiftlik ve Hereke'de yaklaşık 50 metre kıyıdan içeri giren en yüksek noktası 3 metre olan tsunami dalgaları oluşturuyor. Bu arada bunu da belirteyim. Burada iki tane olayı sona bırakıyorum. 1939 Erzincan depremi ve 17 bin yıl önce Marmara Denizi'ndeki bir heyelanla oluşmuş tsunamiyi sona bırakıyorum. Ona ayrıca değineceğim. Yine bakın günümüze en yakın olan tsunami 2020 yılında değerli arkadaşlar. İzmir açıklarına gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucunda 1800 metre içeri giriyor. Bakın tsunami dalgaları. Birazdan onun videosunu size göstereceğim. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası oluyor. Yine 2017 yılında Bodrum açıklarında gerçekleşen depremde de bu da 6.6 büyüklüğünde oluyor ve 1.5 metre yüksekliğinde kıyıdan 150 metre içeri giriyor değerli arkadaşlar. Ve geldik en sona. Değerli arkadaşlar 1939 Erzincan depreminde bakın bu 8 büyüklüğünde bir deprem. Bazı kayıtlarda 7.9 olarak geçer. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde Karadeniz'de tsunami neden oluyor. Bakın kilometrelerce uzakta olan Erzincan'da bir deprem oluyor. Karadeniz içerisinde denizaltı heyelanları gerçekleşiyor. Ve bunlar 100 metre kıyıdan içeri ulaşabilecek tsunami dalgaları oluşturuyor. Nereden nereye bakın. Yani bugün gerçekleşecek Erzincan depremini sadece Tunceli, Bingöl yakın çevresi olarak değil, Karadeniz kıyılarında da ve Karadeniz'in karasal alanlarında da oluşacak heyelana dikkat çekiyorum değerli arkadaşlar. Ve 17 bin yıl önce değerli arkadaşlar yine Marmara Denizi'nde gerçekleşen bir deprem sonucunda büyük bir heyelan oluyor. Kartal ve Tuzla açıklarında bu da 15 metre tsunami neden oluyor. Bunların kaynaklarını birazdan size göstereceğim değerli arkadaşlar. Hangi kaynaklar olduğunu göreceksiniz. Peki İzmir'deki tsunami nerede ve nasıl gerçekleşti değerli arkadaşlar? Birazdan size de bunları göstereceğim. Siz de zaten bunu görünce benimle aynı fikre sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Bakın İzmir tsunamisi değerli arkadaşlar 2020 yılında gerçekleşti. 30 Ekim'de. Vatandaşlarımız tabii daha önce tsunami yaşamadığı için yakın dönemde tsunami nasıl etkili olacağının farkında değiller. Bu dalga size küçükmüş gibi gelebilir ama hızı ve şiddeti güçlüdür. Yani öldürücü olma olasılığı yüksektir. Bir anda bakın vatandaşlarımız birazdan kaçmaya başlayacaklar değerli arkadaşlar. Evet hızını siz de görüyorsunuz ne kadar hızlı geldiğini ve vatandaşlarımız kaçmaya başlıyor. 1800 metre bu dalga içeri giriyor değerli arkadaşlar. Birazdan buradaki var olan diğer katı cisimleri de taşıma gücüne sahip olduğunu göreceksiniz. Ve vatandaşlarımız kaçmaya devam ediyorlar bakın. Ve birazdan da hızlanacaklar çünkü ikinci dalganın yaklaştığını da görüyorlar ve kaçıyorlar. Diğer bir olay da burada kamerayı kapatacağım ben. Marmara Denizi'nde yapılan simülasyonlar var. Eğer kuzey kolu Marmara Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu kırılırsa nasıl bir dalga boyu ve nereye ulaşacak? Bakın burada özellikle Marmara'nın güney, özellikle İstanbul'un güney kıyılarına ulaştığını görebilirsiniz. Yine burada da bir simülasyon var. Etkisini görebiliyorsunuz. Bu tek parçalı kırılırsa daha farklı olacak. İki farklı büyük depremle kırılırsa çok daha fazla etkisi olacak. Bu arada burada değerli arkadaşlar yine Ambraseis'in 1962'de yaptığı bir yayın var. Son 1000 yıl içerisinde Marmara'da 11, Ege'de 35, Doğu Akdeniz'de 17 tsunami gerçekleşiyor. Ve yine 17 bin yıl önce Marmara Denizi'nde gerçekleşen heyelan sonucu 15 metrelik tsunami oluştuğunda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sivri tarafından tespit ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında yapılmıştı bu doktora çalışması. Ve burada da yine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin tsunami bilgilendirme el kitabından almış bakın yayınlar var. Ve burada 1598 Çorum depreminin tsunami yarattığını ve yine 1939 Erzincan depreminin tsunami yarattığını ve heyelanlar nedeniyle tsunami olduğunu belirtiyor değerli arkadaşlar. Onun da hemen altını çizmek gerekiyor. Peki gelelim buraya. Şimdi sevgili arkadaşlar Türkiye'de nerede tsunami oluşabilecek olasılık ya da potansiyel var? Özellikle Marmara kıyılarında kesinlikle tsunami oluşacak bakın. Tsunami oluşabilir demiyorum ben. Bilim insanlarımız da demiyor zaten. Kesinlikle tsunami oluşacak. Oluşmama ihtimali yok değerli arkadaşlar. En çok nereye etkileyecek? Tabii ki bu eğer denizaltı heyelanları oluşursa özellikle Çınarcık, Yalova hattı. Yine değerli arkadaşlar İstanbul'un güneyi özellikle Kadıköy, Tuzla, Bostancı, Üsküdar. Yine Üsküdar'dan iç kısımlara İstanbul Boğazı'nın daralma kısımlarına girerse
Haliç'e doğru ilerlerse orada sığ olduğu için deniz daha çok yükselecek. Özellikle Fatih Eminönü tarafını. Yine Avrupa yakasında özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece kıyıları, Avcılar kıyıları inanılmaz etkileyecek. Özellikle bu Atatürk Havalimanı'nın olduğu, yine uyarıyorum, AFAD'ın bugün eğitimin olduğu, merkezin olduğu yer çok tehlikeli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Ege kıyıları çok tehlikeli. Burada özellikle büyük bir volkanik patlama, denizaltı volkanizması ile ilgili de faaliyetler söz konusu olabilir. Makaleler var. Ciddi tsunamiler olabilir. Yine burada Kıbrıs Fayı var. Halen kırılmayı bekliyor. Özellikle bu 6 Şubat depremlerinden sonra Ölüdeniz Fayı'na ve Kıbrıs Fayı'na aktarıldı ki buradaki sistem enerji. Bu da tehlikeli olacak ve Antalya'da da ciddi tsunamiler olmuş. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Erzincan depremini 1939'da tekrar hatırlatıyorum. Büyük bir tsunamiye, hatta iki tane büyük tsunamiye neden olduğunu hatırlatalım. Yine bakın, Çorum'da oluşan bir deprem burada Karadeniz'de tsunami neden olmuş. Yani Karadeniz'de ciddi denizaltı heyelanların oluşma olasılığı söz konusu. Bunlara lütfen dikkat edelim. Tabii burada enteresandır. Bir yere ben dikkat edeceğim. Burada Bitlis-Tatvan'da hepiniz biliyorsunuzdur. Avrupa'nın en büyük kalderesine sahip olan Nemrut Volkanı var. Buradaki bir volkanik patlamada da yine Van Gölü'nde bir tsunami oluşabilir. Heyelan ya da diğer toprak kaymalarına bağlı olarak. Bunu da altını çizeyim. Bununla ilgili de uluslararası bir makale görmüştüm. Onu buraya eklemedim arkadaşlar. Belki bir dahaki videoda bunu ekleyebilirim. Dolayısıyla burada gördüğünüz alanlar tsunami oluşma olasılığı olan çok tehlikeli noktalar. Bu siyah noktalarda da arkadaşlar daha önce tsunamiye neden olan depremler gerçekleşmiş. Sarı alanlar ise oluşma olasılığı en yüksek, en tehlikeli yerler. Ki İstanbul'un bu oluşacak Marmara depreminde kıyılar vasıtasıyla, limanlar vasıtasıyla nüfusun boşaltılacağına dair planlar da yapılıyor. Bunu da dikkatli bir şekilde irdelemek ve analiz etmek, değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar da bu videoyu hazırlarken yararlandığım kaynaklar değerli arkadaşlar. Özellikle şurada Altınok ve Ersoy'un Türkiye'deki gerçekleşmiş, kıyılarda gerçekleşmiş tsunamilerle ilgili yayını gerçekten harikaydı. Yine bahsettiğim gibi bu Marmara Denizi'ndeki heyelanla ilgili yayın da çok güzeldi. Yine burada Ahmet Cevdet Yalçıner'in hazırladığı tsunami ile ilgili simülasyonu da size az önce gösterdim. Gerçekten çok güzeldi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu videoda da size Türkiye'de tsunami oluşma olasılığı nerede fazla, geçmişte nerede oluşmuş, yardımcı olmaya çalıştım. Tabii ki eksikler olabilir. Eğer sizler de bir eksik görüyorsanız bize yorumlarda yazın. Biz de hemen düzeltelim. Zira en iyi öğretmen, en iyi öğrencidir ve hatalarını düzeltebilen kişidir. Tekrarlıyorum, lütfen Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında artık buna değinelim. Ve lütfen rica ediyorum, Türkiye'de tsunami olmuş, olacak. Buna önlem alalım. Ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu arada değerli arkadaşlar, bunu burada paylaşmadım. Fotoğrafını paylaşsaydım iyi olurdu. Eminönü'nde, Kadıköy'de ve Kartal Tuzla sahilinde tsunami kaçış yolları ile ilgili tabelaları var. İstanbul'a geldiğinde siz de bunları görebilirsiniz. Yine farklı bir videoda görüşmek üzere. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.